Merhaba. Bu videoda size Taylor ve McLaurin serilerinden bahsedeceğim. Şöyle bir başlık atalım. Taylor ve bunu yazmakta biraz zorlanıyorum. McLaurin seri ya da seri açılımı olarak da diyebilirsiniz. Zaten Taylor ve McLaurin serileri birbirinin aynı sayıdır. Sadece McLaurin serisi Taylor serisinin x eşittir 0 civarındaki merkezi 0 olan açılımına diyoruz. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi öyle, mesela bir fonksiyon düşünün. Şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Fx fonksiyonumuz olsun. Ve bu fx fonksiyonu şöyle ilginç bir özelliği olsun. Bu fonksiyon sonsuz kere türevlenebilir bir fonksiyon olduğunu düşün. Biraz garip geliyor değil mi? Aslında biliyoruz böyle fonksiyonları mesela. Yazalım. Sonsuz kere türevlenebilir. Bilir. Fonksiyon olduğunu düşünün. Bu fx fonksiyonumuzun özelliği bu. Sonsuz kere türevlenebilir bir fonksiyon. Ve buna örnek olarak mesela ne biliyoruz? Mesela örnek. Buna örnek olarak bizim bildiğimiz mesela e üzeri x fonksiyonu. Sürekli türevini aldığımızda bize hep e üzeri x fonksiyonu veriyor. Ne bileyim sinüs x fonksiyonu, ne bileyim kosinüs x fonksiyonu. Bunlar sürekli sonsuz kere türevini alabileceğimiz bazı fonksiyon olarak gösterebiliriz. Bunların devamı var. Bu tür bizim bu şekilde böyle verilen fonksiyonlara transendantal gibi bir ismi var. Transendantal fonksiyonlar olarak da adları geçiyor bunların. Şimdi bizim buradaki amacımız şu. Yani bu Taylor serisinin çıkma maksadı şu. Bizim bu fx fonksiyonu sonsuz kere türevlenebilir bir fonksiyonu bir seriymiş gibi açabilir miyiz? Yani bir kuvvet serisi gibi açma şansımız var mı? Bu sorunun cevabı işte bizi Taylor serisine çıkartıyor. Yani bizim istediğimiz bu fonksiyonu, sonsuz kere türevlenebilir bir fonksiyonu şu şekilde bir açılımda bulunabilir miyiz diyoruz. Şöyle bir katsayımız olacak. Sürekli değişebilen bir katsayı. Böyle bir katsayı ve herhangi bir civarda mesela x eksi c, x eşittir c civarında bir seri açılımında bulunabilir miyiz? Bunu bulmak istiyoruz. Eğer böyle bir şey bulabilirsek şuradaki katsayı ne olmalı? Şuradaki katsayı ne olmalı şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Şimdi buna bakalım. Evet, bulabiliriz, yapabiliriz. Onu da şöyle gösterelim. Mesela bu fonksiyonu şöyle açarsak şu fx fonksiyonunu, bu fx fonksiyonunu şu toplam serisi şeklinde açarsam ne olur? N eşittir 0 için a 0 gelir. 0 olursa burası 1 olacak. Artı a1 çarpı bakın x eksi c'nin birinci kuvveti. Şunun üstü yazmayayım. Ondan sonra türev sanırsınız. Artı a2 x eksi c'nin karesi artı a3 bu, x eksi c'nin kübü işte artı ne bileyim böyle gidiyor uzayıp a4 x eksi c'nin dördüncü kuvveti artı nokta 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 diyor uzatıyoruz. Bizim amacımız ne? Buradaki her bir a'lı an'i bulmak. Yani şuradaki a'lı terimleri bulabilmek. Nasıl bir yaklaşımda bulunabiliriz? Bakın. Mesela şurada ilk durumda ben eğer f yerine c'ye koyarsam ne olur? F yerine c'ye koyarsam şunların hepsi sıfıra gidecek değil mi? Şuralar hep sıfır olacak. Buralar hep sıfır olacak. Bizim elimizde sadece a sıfır kalmış olacak. Bunu geri alayım. O zaman f yerine c'yi hemen merkezi yazarsam bana a 0 vermiş olur.
Tamam, diğerlerini nasıl bulabiliriz? O zaman türevlerini alalım. Mesela f'in türevine bakalım. F'in türevinde c'ye bakalım. Daha doğrusu f'in türevinde c'ye bakmayalım da f'in türevine bakalım ilk önce. Sonra c'sine bakarız. F'in türevine bakarsak artık şu a sıfırlı terim gider. Bizim elimizde bir a1 kalır. Şu a1'i dağıtırsam a1x olacak. Şuradaki x gidecek. Artı ne olur? 2 çarpı 1 yazayım. Hani ondan sonra çünkü faktöriyelli bir ifadede bulunacağız genel terim yazarken. X eksi c'nin kübü değil artık birinci kuvveti. Artı 3 a 3 x eksi c'nin karesi artı 4 a 4 x eksi c'nin üçüncü kuvvet. Peki ben burada eğer f'in türevinde c'ye bakarsam neyi bulurum? Bakın f'in türevinde c'ye bakarsam şuralar ne olacak? Hep sıfıra gidecek değil mi? F'in türevinde c'ye bakarsam benim elimde a1 kalır. Devam edelim. Bakın ilginç bir şey bulacağız buradan. F'in ikinci türevinde x'e bakalım. F'in ikinci türevini, bu seri açılımının ikinci türevine bakıyoruz. Şimdi bakalım. Bu sefer şu ifade gidecek. Bizim elimizde 2 çarpı 1. 2 çarpı 1. Ha, şurada şeyi unuttum. Şurada bir A2 olacak. A2. Artı 3 çarpı 2 A3 x eksi c'nin birinci kuvveti artı 4 çarpı 3 a4 x eksi c'nin üçüncü kuvveti. Tamam, burada ben eğer f'in ikinci türevinde bakın c'ye bakarsam bana neyi vermiş olacak? Buradaki bütün c'li ifadeler gibi 0 olur. X yerine c yazarsam benim elimde sadece 2 çarpı 1 a 2 kalır. Bir tane daha devam ettirelim. Bir tane daha devam ettirirsem. F'in üçüncü türevine bakalım. F'in üçüncü türevinde x'e bakalım. F'in üçüncü türevinde x. Bakın şu ifade artık sabit sayı gidecek. F'in üçüncü türevinde 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı a 3 artı 4 çarpı bakın şurası kare olacak. Şöyle yanlış yazmışım. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı A4 x eksi c'nin birinci kuvveti artı tabi bunlar artı var nokta nokta ilerliyor. Şunları da koymayı unutmuşum. Burada da eğer ben f'in üçüncü türevinde c'ye bakarsam bu bana neyi verir? Bakın şuradaki bütün şuradan itibaren bütün hepsi neyi verecek? C'li x eksi c'li bir katsayı olduğu için başında sürekli sıfır verecek. Öyleyse bizim elimizde kalan sadece şu kısım, o da 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı a3. Bakın ne bulduk? İlginç bir şey bulduk. Bakın fc f'in sıfırıncı türevi yani f fonksiyonunda c'yi koyduğumuzda a0'ı bulduk. Birinci türevinde a1'i bulduk. Bakın ikinci türevinde c'ye baktığımızda 2 çarpı 1 çarpı a2 bulduk. Üçüncü türevinde c'ye baktığımızda 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı a3'ü bulduk. Öyleyse bunu genel olarak yazmak istersek neyi buluruz? Bunun genel yazılımı. Hadi bunu da şöyle yazayım. Öyleyse genel olarak yazmak istersek f'in n'inde c'ye baktığımızda genel olarak herhangi bir türevinde c'ye koyduğumuzda bize neyi verecek? Bakın n faktöriyel, 3. türevinde 3 faktöriyel, 2. türevinde 2 faktöriyel, 1. türevinde 1 faktöriyel, 0. yani fonksiyonun direkt kendisinde 0 yani 0 faktöriyel de 1. Bunu da unutmayın. Şuraya yazayım. 0 faktöriyel 1'e eşit. 1. O zaman bize neyi verecek bu? N faktöriyel çarpı
A eni verecek. Öyleyse buradan A eni çekmek istersek, A eni çekmek istersek buradan ne olur? A en dediğimiz şey bizim için sadece f üzeri n'de c, yani merkezi koyduk, bölü ne? N faktöriyel. Bakın artık A eni bu şekilde yazmayı başardık. Tamam, A enimiz artık belli. Yani biz herhangi bir fonksiyonun seri açılımını bulmak istiyorsak buradaki A en, yani koefficientları bu şekilde hesaplayabiliyoruz. O zaman şurada yazdığımız, ilk başta bulmak istediğimiz şeyde şuradaki A en'de yerine yazarsam, ben şunu yerine yazarsam şu ifadeyi nasıl bir ifade bulacağım o zaman? Bizim toplamımız artık bunu, ki buna da Taylor serisi diyoruz. N eşittir sıfırdan sonsuza. A n dediğimiz şey, bakın, f üzeri n, f üzeri n de c, bölü n faktöriyel çarpı x eksisi c'nin n'inci kuvveti. Yani bize verilen, şurada fonksiyonumuz fx fonksiyonu vardı. Bu fx fonksiyonu bu şekilde bir kuvvet serisi açılımında bulabiliyoruz. Şimdi buradaki başka bir sorabileceğimiz soru da, peki bu her x değeri için, yani biz bu şekilde fonksiyonu yazdığımızda her x değeri için bu fonksiyon, bu toplam yakın sar mı yoksa ıraksar mı? Yani durumu ne olur? Buradaki x değerine göre tabii ki bunun, bu serinin yakın sayıp yakınsamayacağı değişebilir. Yani ıraksayabilir bazı x'ler için, yakınsayabilir. Bunlarla ilgili bir sonraki videolarda daha çok örnek çözeceğim. Ve bir sonraki videoda bazı, bu şu yukarıda yazdığım fonksiyonların, şu e üzeri x, sinüs, kosinüs, onların Taylor serisi ve Maclaurin serisi açılımlarını yapacağım. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.